Evet, Mavi Beyaz yolculuğu olarak Antalya Elmalı'dayız. 670. Yağlı Güreşler, Türkiye tarihinin en eski yağlı güreşler. Elmalı'da cuma namazını kıldıktan sonra belediye meydanından kortej ile size doğru başladı. Gerçekten yoğun bir katılım vardı. Bütün halk kortejdeydi. Ağalarımız oradaydı, belediye başkanımız oradaydı, kaymakamımız oradaydı. Ve 3 gün sürecek cuma, cumartesi, pazar, pazar günü final olacak 670. Elmalı güreşlerle biz de Olur TV 25 olarak burada çekim yapacağız. Bakalım Er Meydanı'nda kim baş pehlivan olacak, kimlerle röportaj yapacak, hep beraber göreceğiz. Evet, 670. Antalya Elmalı güreşlerindeyiz. Şu anda da Antalya Elmalı ağamız yanımızda. Ağam cuma günü saat 5'te kortejle, büyük bir kortejle, ağalarla yürüyüş oldu. İnanılmaz bir izdiham var, inanılmaz güreşe. Gerçekten Antalyalılar güreş devrisi. Ben Kurtdere'ye de gittim, Kırkpınar'a da gittim ama bugün inanılmaz bir şey var. Demek ki Antalyalılar güreşi çok seviyor. Bugünkü 670. güreşlerle ilgili genel olarak nelerdir? Size şimdiden hepinize hoş geldin diyorum. Yağlı güreş dedim, yağlı güreş Antalya'nın beşiği. Yani seyircisinden, güreşçisinden herkes bu işi severek yapıyor. Seyirci de bunu sabahın 8'inde başlayıp akşamın 8'ine kadar seyrediyor. Bu yıl çok güzel bir güreşler oluyor şeyde Elmalı Er Meydanı'nda. Tıran kırana bir mücadele veriyor. Seyirciye hak ettiler, bir seyir seyrettirecekler galiba güreşçiler. Onu gösteriyor durum. İyi bir güreş olacağına inanıyoruz. Bugün çok zor senin için ağam, çünkü gerçekten gerginlikle var. Herkes güreşe izlemeye için. Sen de elinden geldiği kadar herkesi içeri almaya geliyorsun, almaya çalışıyorsun. Bu çok işiniz zor ağam. Evet, doğru. Bize verilen türbün sayısı bilet 500, bize verdikleri yer 250'ymiş. Daha sonra arttırdılar ama sonra geç açtılar. Şimdi biraz rahatladık. Zaten normal güreşe gelecek seyirci de geldi artık. Şu saatten sonra da çok fazla gelen olmaz. Yerleştirici. Olacak bu kadar. Bu bir heyecan yani. Güreş için, ağa için gelen misafirleri rahat ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda Cengizhan Şimşek ile Ali Gürbüz güreşçiler. Tabi biliyorsun Ali Gürbüz buralı olduğu için, Cengizhan da burada için, burada baş pehlivan olmak için işte mücadele ediyor. Ali Gürbüz kazandı. Ne dersin canım? Ya hepsi güzel güreşler yaptı. Hak eden alsın diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Allah derman versin. Evet ağama çok teşekkür ederiz. 3 gündür ağaları burada ağırlıyor. Herkesi ağırlıyor. Elinden geldiği kadar da güreşin ve buradaki insanlar rahat etmesin. Elinden geldiği her şeyi yapıyor. Burada ağama kolay gelsin diyoruz. İnşallah Er Meydanı'nda çatır çatır güreşler olur. Seyirci de memnun kalır diyorum.
ona ağaların ağası diyoruz. Şu anda yanımda Bursa Nilüfer Çalı ağası Hakan Sönmez var. Elinden geldiği kadar Türkiye'deki tüm güreşlere katılmaya çalışıyor. Katıldığı zaman da güreşçiler, oradaki çalışanlar, doğrucuları hepsi cazgırlar gördüğü zaman Hakan ağamı rahatlıyorlar. Çünkü Hakan ağam herkes elinden geldiği kadar spora hizmet veriyor. Ağam öncelikle elmalı güreşlerine hoş geldiniz. Hem elmalı güreşle ilgili bugün yoğun ilgi var. Tıklım tıklım dolu. Neler dersiniz? 3 gündür de buradasınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz elmalı güreşlerine. Tabii bilindiği gibi elmalı güreşleri Kırkpınar'dan daha eski. Dolayısıyla buranın halkı da güreşin içinden gelen bir halk. Yani bizler de yörüküz. Burada yörükler ağırlıklı yaşamakta. Antalya, Finike, Aydın'dan Akdeniz'e doğru yörüklerin ağırlıklı yaşadığı şehirler. Dolayısıyla çok üstün bir ilgi var elmalı güreşlerine. Sizlerin de gördüğünüz gibi stat tıklım tıklım hınca hınç dolu. Gerçekten bizler de burada ağa olmamıza rağmen zor yer bulabiliyoruz. Zor oturabilecek yerler bulabiliyoruz. Şimdi kısaca açıklamak gerekirse Kırkpınar manevi ruhaniyeti sebebiyle daha uhrevi, manevi ağırlığı daha yüksek olan bir şehrimiz ve Kırkpınar güreşlerimiz. Kırkpınar'ın arkasından hemen elmalı güreşleri. Bu kadar yoğun bir seyircinin olduğu elmalı güreşleri tertip edilmekte. Ve aynı zamanda sezonun final güreşi olarak kabul edilmekte. Çünkü Eylül ayına gelmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla yavaş yavaş artık yağlı güreşler bitecek. Bu ayın ortalarına doğru bazı güreşler daha var, devam ediyor. Ama artık sezon finalini biz Elmalı ile beraber yapıyoruz. Tabii bunun akabinde organizasyon anlamında Kurtdere güreşlerimiz de çok güzel tertip edildi bu sene. Ben buradan tüm belediye başkanlarımızı, başta Edirne Büyükşehir Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan olmak üzere hemen akabinde Kurtdere güreşlerimizin tertip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, Elmalı Belediye Başkanımız. Tabii ki ben hepsini tebrik ediyorum. Takdirle onları izlemeye devam ediyoruz. Yaptıklarını. Gerçekten çok güzel organizasyonlar yapıldı. Bundan sonrası için bu organizasyonların devamını diliyoruz. Tabii biz Bursa olarak, Bursa bölgesi, Marmara bölgesi olarak Bursa Nilüfer Belediyesi çalı güreşlerini tertip etmekteyiz. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, aziz devletimizde, kıymetli devletimizde Marmara'nın bir yönde açığını kapatarak Bursa güreşlerini gerçekten çok top duruma, çok üst noktalara getirdik, level atlattık. Özellikle Nilüfer Çalı güreşleri biliyorsunuz orada 63 yıldır devam etmekte. Önümüzdeki yıl inşallah 63'ünü tertip edeceğiz. Ben güreş ağası olarak bu Türk geleneğinin dünden bugüne gelen Türk geleneğinin, Türk kültürünün yarınlara taşınması için olağan gücümüzle hem maddi hem manevi zaman ayırarak güreşlere gelmeye çalışıyorum. Bu spora gönül veren sporculara destek olmaya çalışıyorum. Sağ olsunlar, onlar da bizlerden ilgilerini, alakalarını esirgemiyorlar. Onlara da buradan teşekkürlerimi sunuyorum sizlerin aracılığınızla. Tabii burada en önemli unsurlardan bir tanesi de basın biliyorsunuz. Basın bizi güreş severleri, bu camiayı gerçekten er meydanlarıyla buluşturan önemli bir mihenk taşı. Ben sizlerin aracılığınız ile tüm basın mensubu arkadaşlarıma da buradan teşekkürleri bir borç biliyorum. Sağ olun. Son olarak da şunu söylerim. Burası biliyorsun Recep Gürbüz'ün mezarı başına anıldı. Ali Gürbüz de Cengiz Han Şimşek'le karşılaştı ve Cengiz Han Şimşek'i yendi. Yani çünkü Ali Gürbüz de buradan altın kemeri, yani buradan baş pehlivan olmak istiyor. Evet. Ne dersiniz? Ya şimdi önemli bir konu. Biz tüm pehlivanlar bizim kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuz.
Ama önemli bir konu. Burada halk nasıl Türkiye'nin diğer illerinde futbol takip edilip takım tutuluyorsa, bir takım fanatikliği oluştuysa, burada da bir bölge Recep Gürbüz'ü, bir bölge Elmalı olması hasebiyle İsmail Balaban'ı veya diğer pehlivanları fanatik olarak takip edebiliyorlar. Ama sonuçta hepsi bizim sporcumuz. Hepsi Türk'ün değerine, Türk'ün kültürüne, geleneğine değer veren önemli mihenk taşları. Dolayısıyla biz hepsine aynı saygı ve aynı sevgiyle yaklaşıyoruz. Tabii içinde beğendiğimiz pehlivanlar var. Tabii ki burası Recep Gürbüz'le İsmail Balaban'ın finalinin beklendiği önemli bir arena. Bunu da yani özür dilerim. Ali Gürbüz'ün. Tabii ben Recep Gürbüz'le, babası da pehlivandı biliyorsunuz. Baş pehlivan. Hatta dedesi de pehlivan. Zaten pehlivanlığın temelinde aslında şöyle bir gerçek de yatıyor. İstediğiniz kadar spor yapabilirsiniz. Ama o DNA'yı taşımanız gerekiyor. O geni taşımanız gerekiyor. Yani o gen sizde yoksa çok da fazla başarı gelmiyor pehlivanlıkta. Çünkü pehlivanlık tüm spor dallarının içerisinde en ağırı, en zoru. Yani bugün ben size röportaj verirken bile burada terliyorum. Ki onlar saat onlardan başlayıp saat akşamın ilerleyen saatlerinde burada 8'de 9'da ben 2 saat 10 dakika işte final yapıldığını biliyorum. Dolayısıyla gerçekten zor bir spor. Bu spora da bu pehlivan kardeşlerimiz önem gösteriyorlar ve bunun için mücadele ediyorlar. Bu kadar ağır bir sporu bir DNA taşımazsanız, bir gen taşımazsanız yapmanız da zor oluyor. Onun için işte Recep Gürbüz, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, bunlar hep değerli sporcularımız. Ben kendilerini gerçekten canı gönülden destekliyorum. Benim çok fazla böyle bir ayrımım söz konusu olmuyor. Çünkü bu devir edecek. Yani devir etmesi gerekiyor. Yarın genç sporcularımız çıkıyor. İşte bugün Yusuf Can Zeybek çok güzel güreşler yapıyor. Mustafa Taş çok güzel güreşler yapıyor. Dolayısıyla genç pehlivanlara da bu eller verilecek ki bu kültür yarınlara taşınabilsin. Evet ağama çok teşekkür ederiz. Gerçekten hem güreşe verdiği hizmetlerden dolayı hem de bizim Olur TV25'e verdiği hizmetlerden dolayı gerçekten herkese katkı koyuyor. Yani Hakan Sönmez ağamız dediğim gibi güreş alanına geldiği zaman herkes rahatlıyor. Evet burada zaman zaman röportajlarımız devam ediyor. We'll be right back.
yine er meydanımızda Hamdi ağamız var. Gerçekten Hamdi ağamızı ben tanıdıktan sonra inanılmaz bir insan. Buraya geldiği zaman hem güreşçilerle hem ağalarla herkesle birebir ilgilenen çok değerli bir ağamız ve çok da güzel güreş severimiz. Hem ağamıza merhaba diyeceğiz hem de 670. güreşle ilgili neler diyecekler. Çünkü bugün gerçekten güreş severlerde izdiham var. Ağam bugün gerçekten güzel güreşler oluyor. Seyirci de burada. Dediğim gibi Hamdi ağa geldiği zaman herkes rahatlıyor. Yani hem güreşle ilgili neler dersiniz bugünkü? Tabii ki Allah razı olsun. Öncelikle tarihi Elmalı'mıza hoş geldiniz diyorum. Sizleri de tebrik ediyorum. Ancak bu güreş tarihimizin olimpiyatı Kırkpınar. Ama Elmalı ondan daha önce tarihin ilk er meydanı. Gerçekten güzel güreşler oluyor. Biz de bu peygamber sporumuzu, ata sporumuzu seviyoruz. Yürekten seviyoruz. 83-88 yıllar arası bir 4-5 yıl küçük boylarda ben de güreştim. Zeytinyağı kokusunu duyduğumuz zaman davulun sesiyle birlikte gürk gürk ediyor içimiz. Tabii bu atasporumuz, peygamber sporumuz güreşe gönül vermiş tüm ağalarımız güreşlerin olmazsa olmazı. Biz de onları seviyoruz. Elimizden geldiği kadar misafir etmeye çalışıyoruz. Tabii bugün burada inanın kıran kırana bir Kırkpınar gibi güreşler oluyor. Yani ilk sürpriz güreş Orhan Okulu'yla Yusufcan Kovari gösterilen bir kardeşimiz, güreşçimiz. O da Korkuteli'dir kendisi. Orhan Okulu zaten geri videsi olmayan Yörük pehlivanımız. Orhan Okulu 6 yıl burayı üst üste aldı biliyorsunuz. Ama son 1-2 yıldır biraz formsuz gözüküyordu. Yusufcan çok çok iyiydi. Ama Orhan ustalığını konuşturdu. Yapacak bir şey yok. Yusufcan'ın yaşı genç daha. İnanın şu an kalan 8 kişi hepsi birbirinden favori. Hayırlısıyla bekleyeceğiz. Tabi buradan Cengiz Han, Şimşek, Kırkpınar Başpehlivanımıza da geçmiş olsun diyorum. Sakatlığı ne şu an bilmiyorum ama Sevgi ile çıkardılar. Keşke olmasaydı. Çünkü onların vücudu, eli, her şeyi, ekmek parası bu iş için çalışıyorlar. Ben her zaman derim yani bugün 40 yaşının altında 55-56 tane, Kırkpınar'da 54 kişi güreşmişti. Şimdi yani 83 milyona vurduğunda 1 milyon 600 bin, 1 milyon 700 bin insanda bir yapan insanlar. Genetiğiyle, çalışmasıyla. Allah derman versin diyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere ben. Şimdi şöyle... Mezarı başında Recep Gürbüz'ün geldiğimizde Cuma günü Ali Gürbüz böyle sanki ben baba bu pehlivanlığı alacağım gibi baktı. Bugün de Cengiz Han Şimşek'i yendi. Yani bir sürpriz olabilir mi? Tabii Ali Gürbüz aslında bu sene 3. kemeri benim hemşerim rahmetli babasını ben sahalarda çok güreşini seyrettim. Biz güreşirken çok gidip onun yanına oturup şey yaptık ama biz yani yukarı boylara nasip olmadı. Biz de dedik bu atasporuna ağa olarak gönül verdik. Tabii Ali Gürbüz her zaman favoridir. Ali Gürbüz iyi bir Ali Gürbüz. Yani inanın istatistiklere göre altına aldığı an bir adamı 40 saniye 50 saniyeyi geçmiyor. Her türlü güç var, kuvvet var. Şimdi babası pehlivan, dedesi pehlivan, Ali pehlivan, oğlu pehlivan. Onun için Ali Gürbüz alırsa sürpriz olmaz yani. Ali Gürbüz her zaman favoridir. Kırkpınar'da talihsiz bir olay yaşadı. Kura çok önemli burada. Şimdi kim kimi çekecek? Yusufcan burada en favori gösterilen insandı. Bakın yani 16'da gitti. Hayır, Mustafa Taş da sürpriz olabilir. Mustafa Taş kura çok önemli. Yani şimdi daha 3 güreş başa alacak olan pehlivan. Daha 3 güreş yapacak. 8'de güreşecek, 4'te güreşecek, final. 3 güreş yapacak. Bu da yani hepsi iyi. Puanlamadan aşağı kolay kolay yeniş olacağını sanmıyorum. Hep puanlama bekliyor bizi. İsmi üstünde yağlı güreş. Her an her şey olabiliyor. Bugün İsmail Koç'u gördünüz. Çiçeği burnunda baş pehlivanımız Mustafa Doğan Özkaya
puanlamada açık düşürdü, yendi. Yani bu... Burası Er Meydanı. Er Meydanı ama ben Mustafa Doğan Özkaya başa çıktığında da demiştim, o elvanımızın küçük olduğuna bakmayın. Çok can yakar, çok sürprizler çıkartır demiştim. Ve yani şu ana kadar en iyi pehlivanlardan birçoğunu İsmail Koç gibi bir insanı yendi, Recep Kara gibi bir insanı yendi. Demek ki bu kondisyonla çok çalışmayla oluyor. Çalışan kazanıyor, hak eden kazansın diyorum. Allah sakatlıklar vermesin diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, ağama çok teşekkür ederiz. Gerçekten ağamızın verdiği şeyler çok önemli. Çünkü hem güreştiği için hem de güreşi iyi takip ettiği için çok teşekkür ederim ağabey. En teşekkür ederim. Evet, burada programımız devam ediyor. Evet, şu anda Elmalı Er Meydanı'ndayız. Gerçekten çatır çatır güreşler oluyor. Tribünler tıklım tıklım dolu. Yani güreş severi olarak bütün vekillerimiz, ağalarımız, belediye başkanımız, valimiz, herkes buradalar. Birazdan da kura çekimimiz için ilk 8'i, ilk 4'ü belirlemek için yavaş yavaş kura çekime doğru geçiyorlar. Gördüğünüz gibi Er Meydanı'nda güreşlerimiz finale doğru devam ediyor. Evet, zaman zaman buradan röportajlarımız, güreşle ilgili her şeyi Onur TV 25'ten anlatacağız. Şu anda Er Meydanı'nda ağalar ağası Seyfettin ağamız burada. Gerçekten güreşin en büyük sponsoru ağalardır. Ağalar olmasa güreşler olmaz. Güreşler, yani ağamız gerçekten her gittiği yerde hem ağalara hem buradaki hizmet yapan herkese destek olan Seyfettin ağamıza merhaba diyoruz. Er Meydanı'na hoş geldiniz. Güreşle ilgili neler diyorsun? Çok güzel bir güreş oluyor. Yani bu güreşten bir daha olmaz bu sene. Yani bu güreş bundan, bu turda güzel olacak. Bundan sonra güzel olacak. Çünkü kıran kırana bir güreş oluyor. Şu ana kadar yenilen pehlivanlar da aslanlar gibi güreşte yenildi. Tabi burada bir yenmek, bir yenilmek var. Bunun doğası bu.
Ama ben bütün pehlivanları tebrik ediyorum burada güreş yapmaları. Hepsi birinci turdan itibaren elinden geleni yaptılar. Tabii ki güreş bir hata yapan yeniliyor veya nefes tüken yeniliyor veya şans olmayan yeniliyor. Ama ben şu anda güreş izleyen seyircilerin bu güreşi sonuna kadar izlemesini tavsiye ederim. Çünkü böyle güreş bir daha bulamazlar 40 pınara kadar. Gören gören bir güreş. Her şey on numara. Herkese teşekkür ediyorum. Peki sürpriz oldu mu? Cengiz Şimşek Ali Gürbüz'ü yenildi. Sakatlandı. Ali Gürbüz'ün yenmesi de bir aslan iyi oldu. Yani Ali Gürbüz de bir kendine gelsin. Yani Ali Gürbüz iyi bir pehlivan. Yenmesi benim açımdan iyi oldu. Şöyle yani o da kendine gelsin ki Ali Gürbüz gibi pehlivanı kaybetmeyelim. Burada kendini toparlar inşallah. Çünkü Recep Gürbüz'ün mezarı burada. Biz oradaydık. Gözleri doldu. İnşallah buraya baş pehlivan olur. İnşallah. Yani burada en azından kendine gelir. Bir kendini toparlar, kendine gelir. Çünkü burada kaybetseydi kötü olurdu. Onun adına sevindim. Cengiz Han'ı da seviyorum ama Ali Gürbüz adına sevindim. Bir de şunu söyleyeyim ağam, siz meydana geldiğiniz zaman herkes rahatlıyor. Seyfettin Selim ağamız gerçekten er meydana geldiği zaman güreşçilerimize, cazgırlara herkes sizi görmek istiyor. Burada mümkün olduğu kadar katılıyor. İşte ben de geliyorum böyle güreşe gidiyorum da öyle bazı güreşlere gidiyorum. Güreş müreş olmuyor. Çıkıyor diyorlar güzel güreş oluyor. Ya güzel güreş bu işte bak. Bir tur bir buçuk saat sürüyor. Bir tur 10 dakika süren yer var. Geçen Sataz'da bir tur 7 dakika sürdü yani. Onun nesini ben beğeneyim. Böyle güreşe gelmem lazım. İyi ki gelmişim ve geleceğim. Her sene geliyorum. Biliyorsun burada birinciye, ikinciye, diye 200-300 bin ödül dağıtıyorum burada. Sırf güzel güreş olsun diye. Çok teşekkür ederim ağam. Evet ağama çok teşekkür ederiz verdiği röportajlardan dolayı. Evet, şu anda Er Meydanı'nda Bursa Büyükşehir Belediyesi Softoğlu Mehmet Pehlivan'ın ağası Zeki Acar var. Ağam, öncelikle Elmalı Güreşlerine hoş geldin diyorum. Güreşi ve güreş alanında şu anda ızdıran var. Nasıl görüyorsun? Geçen hafta da gerçekten Büyükşehir Belediye'nin bu kadar da olmasa seyircisi vardı. Neler dersin bu güreşlerle ilgili? Öncelikle güreş sevenlere, güreş camiasına selamlar. Herkese selamlarımı iletirim. Erol Bey, siz ve ekibiniz, Erdal Bey, çok teşekkür ederiz. Burada bize röportaj hakkı verdiğiniz için. Burada Elmalı güreşleri bildiğimiz gibi Kırkpınar'ın dan sonra gelen 3 güreşten birisi. Kırkpınar, Kurtlarılı ve Elmalı güreşleri. Şu anda sezonun kapanışı diyebiliriz. Elmalı sezonun finali diyebiliriz. Şu anda sahada gördüğümüz gibi
kıyasıya bir mücadele var. Müthiş güreşler seyrediyoruz. Burada bu güreşi oynayan Sayın Belediye Başkanımıza ve ağaların değer verdiği, değer gördüğü, ağaların saygı gösterdiği Mehmet Gök ağamıza teşekkürlerini bir sunarım. Burada bizimle ilgileniyor, bize değer veriyor. Biz de Bursa güreşleri 14 Sotu Güreş Pehlivanları Güreş Ağası olarak Zeki Acar ve Hakan Sönmez Çalı güreşleri, Yalıntaş güreşleri Habib Karaca, Bursa bölgesi grup halinde katılım sağladık buraya. Ağlar bu güreşlerin olmazsa olmazlarından diyebiliriz. Sen de bunu söylüyorsunuz. Bu ağ bir camia, bir grup, bir düğün gibi. Herkes birbirinin güreşlerine gelir. Onun için burada güzel güreşler oluyor. Ve onun için tekrardan tebrik ediyorum Mehmet Ağam'ı ve belediye başkanımızı. Kıran karına güreş oluyor. Güreşlerden memnunuz. Teşekkürler dilerim. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'a ve Başkan Vekilimiz Nurullah Başkan'a buraya selamlarımızı getirdik ağalara. Bursa güreşlerimizden güreşçilerimiz de var güreşen. Şu anda alt boylardan Berk Avcı ve Bekircan Öztürküt kardeşimiz çeyrek finalde. Başarılarını diliyorum inşallah. Her şey gönlümüzce olsun. Size de çok teşekkür ederiz Erdal Bey. Var olun, sağ olun. Evet, Zeki Ağam'a çok teşekkür ederiz. Hem güreşlere ağ olmadan da çok katkısı olan, her güreşe katılan Zeki Acar ve bizim Olur TV 25'te de katkısı olan Zeki Acar'a çok teşekkür ediyoruz. Er Meydan'dan röportajlarımız devam edecek. Belki de şu anki federasyon aldığımız bilgilere göre 170 tane güreş oluyor. Bunun en az 150 tanesi kesin oluyor. Onların içinde de tabii ki ağlarımız oluyor. Şu anda da Mustafa ağamızla beraberiz. Şu anda da heyecan var. Tabii ki insanlar, ağlar tamamen güreşe kilitlediği için önce ağamızı tanıyacağız. Sonra da ağamızlar neler anlatacak, hem buradaki Elmalı ile hem de güreş seyircisi olarak bizlere neler diyecek. Ağam, öncelikle sizi tanıyalım. Ben Mali Müşavir Mustafa Akçocuk.
Antalya'nın en doğusu Gazi Paşa Karakucak güreş ağası. Güreş bizim atasporumuz. Bugün 670. tarihi elmalı yağlı güreşlerine katıldık. Mehmet Gök ağamızın davetleriyle. Burada her şey çok güzel. Şu anda da ciddi maçlar oluyor. Bir taraftan gözümüz sahada. Evet. Ama tabii mikrofon uzatılmışken buna da bir şeyler söyleyelim. Biz Gazi Paşa olarak Karakucak güreşleri yapıyoruz. Karakucak güreşlerinde Türkiye'de ilk sıralardayız. Önümüzdeki inşallah Nisan sonu ve Mayıs başında, şu anda tarih yaklaşık belli oldu. Karakucak güreşleri yapacağız. Biz Antalyalı yörükler olarak, bu iş bizim doğamızda var. Atasporumuz, yörükler yaylaya göçtükleri zaman bunu doğaçlama olarak yaparlar. Bizde de buradan geldi bu güreş sevdası. Biz ağlar olarak, biraz önce ağamın söylediği gibi, ağlar olarak da örgütleniyoruz ülke çapında. Bu konuda nasıl hizmet edebiliriz, nasıl daha ileriye götürebiliriz, nasıl yarınlara bayrağı daha yüksek bir yere çekebiliriz, bunun sevdasındayız, bunun derdindeyiz. Evet, Gökpınar ağamız burada. Yani şu anda Karakucak deyince, Bursa'da da, ben Bursa'da yaşadığım için, Dadaşlar Derneği'nin oluyor. Sen de, ben çekimlerini yaptım, zaman zaman da çekimlerini yapıyorum. Bizim Karakucak güreşlerimiz düğünlerden sonra yapılan güreşlerdir. Evet, yani bu şöyle söyleyeyim. Halk arasında sosyal bir takım eğlencelerde de hemen güreş düzenlenir. Yayla göçlerinden sonra, düğünlerde, bayramlarda özellikle. Biz de bunu göz önünde bulundurarak özellikle Karakucak'a şu anda devam ettiriyoruz. İnşallah yapabilirsek önümüzdeki yıl güreşlerde, ABA güreşlerinde de örnek olarak birkaç bir eleman getirip Gazi Paşa'da güreştirmeyi düşünüyoruz. Böyle bir planlamamız var. İnşallah çok güzel olacak. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Burada ambiyans çok güzel şu anda. Müthiş bir ambiyans var. Gerçekten 670 yıl, hani hep geçiyoruz ama 670 yıl çok önemli. 670 yıldır burada en az 3 tane Türk devleti geldi şu anda. 3. Türk devletiyiz. Bunu 670 yıl sürdürebilmek çok müthiş bir şey. Bu konuda emeğe geçenlere ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Evet, ben de ağama çok teşekkür ederiz. İnşallah güreşlerinde çekme bize nasip olur diyorum. Burada zaman zaman davet ediyoruz şimdiden. Şimdiden davet ediyoruz. Sahile 200 metre denize, güzel bir Mayıs ayında, baharda bir güreş yapmayı planlıyoruz. İnşallah bekliyoruz mutlaka. Çok teşekkür ederim ağama. Röportajlarımız devam ediyor.
Evet, yine Er Meydanı'nda Silivri ağası Çetin ağamız burada. Mehmet Göz ağamızın davet ile zaten ağaların hepsi nerede güreş varsa hep beraber oradalar. Hem ağalara destek veriyorlar, hem güreş severlere destek veriyorlar, hem güreşlere destek veriyorlar. Ağam, gerçekten bir güzel bir bildiğiniz var ağalık olarak. Yani bir, hanginiz güreş yaparsanız diğer ağalar da hem ağalara hem güreşçilere katkı verme için zaman zaman hep bir arada gelip burada oluyorlar. Biz şu anda Antalya Elmalı'da Mehmet ağamızın misafiri olarak buraya geldik. 3 günden beri bizi burada misafir ediyor kendisi. Gerçekten çok güzel bir misafir bize perverlik yaptı. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Şu anda görüyorsunuz burada bir 10 bin kişi seyirci var herhalde. Kıran kırana da güreşler geçiyor. Biz yöre ağaları ve Kırkpınar ağası Seyfettin Selim olmak olarak bütün güreşlere katılmak istiyoruz. Yani katılıyoruz da bizde ağalar olarak birlik ve beraberlik gerçekten çok güçlü. Ben tüm yöre ağalarına teşekkür ediyorum burada. Bursa olsun, Çanakkale olsun, Biga olsun, Balıkesir olsun, Samsun olsun. Türkiye'nin tüm yöre ağaları birlik ve beraberlik içinde gerçekten büyük bir birlik için çalışıyoruz. Yağlı güreşe de hizmet için elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii böyle büyük organizasyonlar olunca da bazı sıkıntılar yaşanıyor ama onları da görmezlikten geliyoruz. Ben buradan gerçekten güreş ağamızı tebrik ediyorum. İlk defa Elmalı'da böyle bir güreş oldu. Ağalara böyle güzel bir itibar oldu. Bundan sonraki gelecek ağa ya da Mehmet abi olursa zaten sıkıntı olmaz. Ama gelecek ağa Mehmet abi örnek alırsa ben gerçekten memnun olurum. Yani ben diğer ağalarımıza söyledim. Bu sene sürpriz oldu. Kura çekimi çok önemli. Cengizhan Şimşek ile Ali Gürbüz'ün bir araya düşmesi ve Ali Gürbüz'ün yenmesi. Biliyorsun Recep Gürbüz'ün de mezarı burada. Yani bir sürpriz olabilir mi dedim, Ali Gürbüz bu baş pehlivanı alabilir mi? Ben vallahi sürpriz beklemiyordum. Ali Gürbüz'ün alacağını %100 emindim. Çünkü burada gerçekten onu çok sevenler var. Cengizhan'ı da seven var ama Ali Gürbüz burada kıran kırana bir güreş yapacağından emindim yani. Cengiz Han da bir sakatlık geçirdi. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Bunlar bizim evlatlarımız, ikisine de başarılar diliyorum. Evet, ağama çok teşekkür ederiz. Bize röportaj verdiği için, hem güreşle hem güreş severlere destek verdiği için. Röportajlarımız devam ediyor. Evet, şu anda Er Meydan'da ağaların içindeyiz. Gerçekten ağalar olmasa olmaz diyorum. Çünkü güreşin baş sponsoru ağalar. Önce ağalarımızı tanıyacağız. 670. Elmalı güreşlerini bize anlatacaklar. Ağam, önce sizi tanıyabilir miyim? Tabii ki. Ben Halil İbrahim Çiçek, Samsun Vezirköprü Kunduz Güreşleri ağasıyım. Bugün burada 677.si yapılan, 5.si yapılan Elmalı Yiğit'in Er Meydanı'ndayız. Bugün burada güreş ağamız Mehmet Gök'ün yanında olmaya, onu desteklemeye ve tüm pehlivanlarımızın yanında olmaya, onları desteklemek için buraya geldik. Tabii ki özellikle de Karadenizli pehlivanlarımızın burada kürsü yapmasını istiyoruz. Buradan tüm Samsunlu, Vezirköprülü hemşerilerime de saygılar, selamlar gönderiyorum. Samsun'dan, Ladik'ten çok pehlivanlar çıkar. Yani gerçekten ben uzun yılları takip ettiğim için burada da Samsunlu var değil mi? Tabii ki. Şu anda 8'e kalan pehlivanlarımızın içinde Tanju Gemici tur geçti. 4'e kaldı Tanju Gemici. Özkan Yılmaz, Ali Gürbüz'le, Ali Gürbüz gibi bir ustayla güreş yaptı. Ali Gürbüz tabii ki burada geçti ama tabii 8'de güreşebildi. Özkan Yılmaz'ın da çıkışlarıyla inşallah seneye daha iyi olur diyorum. Burada Mustafa Taş da şu anda devam ediyor. İnşallah onu da Tanju Gemici artık kürsüyü
bir basamağına ulaştı ama onu biz birincilik kürsüsünde görmek istiyoruz. Artık Antalyalılarla değil, sadece onlar değil, biz de bir bu işin içinde varız diyoruz. Bundan sonra da Samsun'da, Karadeniz'de alt boylardan gelen pehlivanları başa çıkarıp baş pehlivanla da Kırkpınar'da artık Karadeniz'e de Fatih Aklı'dan sonra, Recep Kara'dan sonra, Şaban Yılmaz'dan sonra bunlardan neden olmasın deyip kemeri Samsun'a götüreceğiz inşallah. Tek şeyimiz bu. Evet, çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Evet, Seyhan ağam var yanımda. Gerçekten ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ağaların birlik olması, her güreşte birbirlerine destek vermesi, hem de güreşçilere destek vermesi benim hoşuma gidiyor. Bu birlik beraberliğe ne dersin ağam? Tabii ki bu birlik olmazsa beraberlik olmaz. Beraberlik olmazsa şurada gördüğün güzellik olmaz. Birlik olunca beraberlik peşinden geliyor. Tabii biz de yöre ağaları olarak böyle farklı il ilçelerde giderek orada bulunan ağa arkadaşımıza desteklerimizi veriyoruz. Tabii bunlar cemiyetler güzel. Yalnız olursa bu hiç bir anlam ifade etmez. Ama birlikten kuvvet doğar, güç doğar, yeni fikirler doğar. Biz bu bir anda şu anda da zaten bir kendi adımıza WhatsApp grubumuz var. Bu gruptan da gerekli farklı yani hiç birbirimizi tanımayan güreş ağalarını bulma şansımız oldu. Geçmişte yapan güreş ağalığı yapmış olan ama bugün yeni ağalar geliyor. Sürekli arkadan farklı illerde veya ilçelerde yeni ağalar geliyor. Tanıma fırsatı buluyoruz, tanışma fırsatı buluyoruz. Böyle birlikten kuvvet doğar diyorum. Şu an seyirci gerçekten muhteşem, izdiham var. Türbinler almadı, yandan sandalyeler koydular. Güzel seyirci var değil mi? Tabii Antalya Elmalı bu işin pınarı, pınarın doğduğu yer yani öyle diyeyim. Antalya gerek güreşçisiyle gerek seyircisiyle hakikaten bu işi en iyi yapan ilçe Elmalı olarak ilçe. Tabii organizasyon da gayet güzel, başarılı. Kırkpınar'dan sonra pehlivanların en iyi kendini gösterebilecekleri alan, saha, seyirci muhteşem, hava çok güzel. Pehlivanlar da gayet istekli ve arzulu. Böyle olunca da 670. yılında yakışır bir ünvanla Antalya Elmalı devam ediyor. Evet, iki ağama da çok teşekkür ederiz. Hem bize verdikleri röportajdan dolayı hem de güreşe verdikleri desteklerden dolayı röportajlarımız zaman zaman Er Meydan'dan devam edecek. Evet, yine Er Meydanı'nda Kurtdere Yağlı Güreşler ağamız Abdullah Altındaş var.
Biliyorsun Türkiye'de Kurtdere, Elmalı, Kırkpınar güreşleri çok önemli. Şu anda da ağımız gerçekten de Elmalı'da tıklım tıklım dolu olan seyirciyle çatır çatır güreşilen er meydanındayız. Bakalım ki ağam Kurtdere'den sonra Elmalı güreşlerini nasıl bulmuş. Ağam gerçekten Kurtdere'de de güzel güreşler oldu. Şu anda da Elmalı'da gördüğünüz gibi seyirci almadı. Sandalyelerle takviye yaptılar. Güreşleri nasıl buldunuz? Şimdi bu güreşler tabii ki birbirini böyle takip eden ve birbirinin her an önüne çıkabilen güreşler. Dolayısıyla bizim de biliyorsunuz sahamız almadı seyircileri özellikle son günü. Bu ilginin bu şekilde katlanarak devam etmesi güreşlerimiz açısından çok önemli. Bir kere onu üstüne basarak söylemek lazım. Ve tabii öyle de bir şey oluyor ki artık seyirci kendi sevdiği pehlivanların da böyle üstlere tırmandığını görmek için son sezonun sonuna doğru sürekli artan bir şekilde ilgisi artıyor seyircinin de. Tabii bu tesis olarak bence oturma, işte seyretme açısından en güzel tesislerden bir tanesi. Futbol sahası mantığında olması sebebiyle de seyirci kapasitesi daha büyük. Güreşleri de çok güzel gerçekten. Çim de bozulmadı. Bu da tabii bu yer olarak Elmalı'nın ikliminden de kaynaklanıyor. Bizim Balıkesir daha sıcak. Bir de Temmuz ayında olduğu için üçüncü gün bizde illaki çimler bozuluyor. Burada çimler de çok güzel. Seyirci de çok güzel. Her şey güzel. Her şey çok güzel. Tabii ki birbirimizi hiçbir zaman şey yapmıyoruz. Güreşler olarak destekliyoruz. Destek için de buradayız zaten. Ama birbirimizle de tatlı bir rekabet içerisinde olmamız da bu işin doğası. Peki Kurtdere'de o sahanın haricinde ben bir kulak misafiri oldum. Başka bir şey yapacak mısınız? Yani Balıkesir'de bir saha düşünüyor musunuz? Vallahi artık yavaş yavaş o fikir de ortaya atıldı. Düşüncesi artık şu anda şeye açık, tartışmaya açık. Balıkesir merkezde daha büyük böyle bu tür bir tesis yapıp bundan tabii tam güreşe uygun da bir tesis olacak bu. Böyle bir tesis yapıp en azından son gün final güreşlerini Balıkesir merkeze alma gibi bu fikirde tartışılıyor tabii şu anda. Peki son olarak şunu söyleyeceğim. Gerçekten ağaların hepsine bunu söylüyorum. Olmazsa olmazı ağalardır. Yani ana sponsordur. Ben filmci olduğum için bir sinema film çekme için ana sponsor olmadan çekemezsiniz. Güreşin de gerçekten ağalar olmazsa olmaz. Bir de ağaların içinde çok dayanışma var. Birinin güreşine hepsi beraber geliyor. Onlarla ilgili neler dersin? Ya tabii ki o dayanışma o ağaların da yüzünden geliyor. Bir şey gibi yani bugün bende var, yarın onda var, yarından sonra diğer arkadaşımız da var. Yani bu dayanışma çok güzel bir şekilde devam ediyor. Şimdi ben bakıyorum, burada Samsun'dan gelen arkadaşlarımız da var. Binlerce kilometre. Biz 500 kilometreden geldik. Bu dayanışma, bu işin arkadaşlığın, dostluğun, kardeşliğin özünde var. Bu da son dönemde biraz daha siz de dikkat ediyorsunuzdur. Daha fazla buna dikkat ediyoruz, riayet etmeye çalışıyoruz. Çünkü güreşin nasıl işte pehlivanı varsa ağası da var. Yani bunun önceden sponsorluğunun tamamını yapan ağalar şimdi de yine belli bir miktarla buna katılıyorlar. Ama bu işin içinde olması olmazı oldukları için de bu iş bu şekilde devam edecek. Yani şöyle muhabbeti görüyorsunuz. Bu şekilde de inşallah bozulmadan devam etsin diyorum ben. Evet, çok teşekkür ederim Kurtdere ağamıza. Gerçekten bize verdiği röportajlardan dolayı, güreşlere verdiği desteklerden dolayı.
Evet. Bakan Çetin Ağam. Şu anda rekor bir fiyatla elmalı güreşlerinizi aldınız. Duygularınızı alabilir miyim? Ben Antalya aşığıyım. Kendim Ispartalıyım. Fakat Antalya aşık olunacak bir şehir. Bu şehir gerçekten gelir için, yaşayan için, çalışan için her şeyi veriyor. Burada kazandığımızı burada harcayarak burada yaşamanın şükrünü vermiş oldum. Böyle düşünüyorum kendi şahsım adına. Peki ağalarınız devam edecek mi? Muhakkak tabii şu hedefin bir basamağına çıktık. 3 yıl inşallah nasip olursa, tabii bunlar ciddi meblağlar, kazanacağız. Tekrar seneye tekrar geleceğiz. Tekrar burada olacağız. Allah nasip ederse inşallah ikinci, üçüncü kemerimizi alıp ebedi sahibi olmak istiyorum. Tekrar teşekkür ederiz. Gerçekten burada büyük bir katkı sunduğunuzun hem güreşçilere hem güreş sevenlere biz hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum. TV25 olarak mavi beyaz yolculuk olarak Antalya Elmalı'dayız. 670. yağlı güreşlerdeyiz. Gerçekten bir izdiham vardı. Tribünler almadı. Yerlerde insanlar sandalyelere oturdu. Ve katılım olarak gerçekten valimiz, belediye başkanımız, tüm ağalarımız geldi. Ve rekor bir fiyatta da ihale oldu. Şu anda da güreşlerimiz devam ediyor. Gerçekten Kırkpınar'dan Kurtdere'den de daha fazla bir etkin oldu. İnşallah seneye daha güzel olur diyorum. Burada ben programı kapatıyorum. Başka bir programda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın diyorum. Sağlıklı kalın diyorum.